Başkanım şu taraftar projesini biraz daha açalım istiyorum sizinle. Aslında biz bu yıl Euroligi de geçen yıldan bu yana veriyor olmamız Lig TV olarak. Bizim için de çok daha farklı ve de güzel bir 2 seneyi geçiriyoruz. Daha da güzellerini geçireceğiz inşallah. Ama bunun sebebi tabii şu. Bir anda Darüşşafaka Doğuş'a baktığımız zaman işte Yalçın abi, Mehmet Batur Alp onların var olması, diğer tarafta küçük çocukların aynı şekilde sahaya dahil olması. Çok eskilerden, 90'lı yıllardan ben hatırlıyorum ama eminim siz daha da eskileri hatırlıyorsunuzdur. Farklı iki büyük renklerin yan yana tribünlerde maçları izlediği günlerden günümüzde işte sezonu mesela yanlış hatırlamıyorum bu sene seyircisiz oynama yasağıyla İşte cezasıyla açtığımızı, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir maçta açtığımızı hatırlıyorum. Şimdi bunların hepsine dur diyebilmek adına bir projeniz var. Tribüne renk kat projesi. Renk kat projesi. Şimdi bu proje sadece renkleri, taraftarları bir araya tutmak değil. Aynı zamanda hani mesela şu da güzel. Bir tarafta Murat Matoğlu, yılların işte sesi bizim için basketbol sizin. Murat dedin basketbolu. Siz eski yani Pegasus milli sporcu bugün başkan olarak burada oturuyorsunuz. Sadece bu değil örnek olarak daha binlercesini verebiliriz. Yani basketbol ailesi çok büyük, geniş bir aile. Bu aile daha mutlu, daha büyüyebilir ve daha da örnek olabilir Türkiye açısından. Bu projenin bu anlamda getirmek istediği, yapmak istediği ne, diğer branşlara ne kadar örnek olabilir? Önce tabii başarmak lazım projeyi. Tribüne renk kat. Bunun için arkadaşlar özellikle Emir abinin, Emir Turun projesi bu önderliğinde çalışıyorlar. Tabii ki basketbolda ben biraz daha futbolla mukayese ettiğimde şanslıyız. Yani basketbol serisi Kesinlikle. geldiği zaman biraz önce program öncesinde konuştuğumuz gibi genelde takımın destekliyor. Küfürden uzak. Şu anda zaten çok büyük gerçekten sıkıntımız da yok. Yani baktığınız zaman basket özellikle Daçka ve Fener'e baktığımız zaman biraz önce konuştuk bu salonlarda ve birçok artı salonda Uşak'ın çok güzel bir seyircisi var. Çok. Evet. Acılıyor. Yalnız Büyükçekmece'nin de tabii öyle. bu kolay bir iş değil. Yani yarın öbür gün playoff başlayacak. Playoff'ta gerginlikler olacak. Önemli olan o gerginliklerde de normal takımını bazı kuralların içerisinde destek olabilmek. Bunu başarabilirsek bu sene içinde ve devamını getirebilirsek inşallah daha sonrasında diğer branşlara da örnek olur. Peki hemen Galatasaray Odeabank demişken maçın adamına da bir bakalım. Hem basketbol